Böyle. Ne söyleyeceksen evde söyleseydin ya. Olmaz Kadriye. Çünkü size çok büyük bir haberim var. Ne kadar büyük? Bu odadan büyük mü? Evet. Bu binadan büyük mü? Evet. Peki güneşten büyük mü? Necati, dinler misin be? Dinlemek isteseydim kulaklarım bu kadar küçük olmazdı Remzi. Diğer fillerin kocaman kulakları var. İnanamazsın. Neyse, açıklıyorum. Gelmiş geçmiş tüm birikimimi burada gördüğünüz daireye yatırdım. Ne? Ben de tüm birikimimle şurada gördüğünüz kumbarayı aldım. Ama içine atacak param kalmadı. Ayol ne yaptın Remzi sen? Ne yapacağız şimdi? Ben de onu konuşmaya geldim. Bu daireyi ne yapacağız? Benim aklımda bir fikir var ama önce sizinkileri duyalım. Bence daireyi tamamen yardım amaçlı kullanalım. Evsizlerin kalabileceği bir yer olsun. Hem çorba kaynatıp dağıtırız. Roshiro! Bence dairenin içinde son teknoloji robotlar üretip satalım. Roshiro! Bence daireyi direkt satalım. Yastık altında paramız kalsın. Roshiro! Hap şu tüm hayallerimizi yıktın. Senin parlak fikrin ne? Bence dairenin içine fener balıklarını dolduralım. Bu fener balıkları geceleri şehri aydınlatsınlar. Böylece gemiler binalara çarpmaz. Benim ne işim var burada? Benim daha iyi bir fikrim var. Ama önce şu haberi izleyin. Evet sayın seyirciler. Dünyayı kasıp kavuran yeni uygulamanın adı Puanla Bizi. Artık telefonunuzdan gittiğiniz restoranları, kafeleri, otelleri ve daha birçok mekanı puanlayabiliyorsunuz. Pardon, canlı yayındayız. Çıkar mısınız? Dostum, Puanla Bizi uygulamasında haber kanalınız 0 yıldız almış. Benimse 5 yıldızım var. Artık herkes benim dans edişimi izleyecek. Hayır! Çikipa! Çikipa! Bence çok saçmaymış. Teknolojiye bu kadar bağlı olmamak lazım. Tam tersi. Teknolojiye ayak uydurman lazım anne. Benim ayağım 56 numara. Ben bile ayak uydurdum. Gittiğim her yere 0'dan 5'e kadar yıldız veriyorum. Neyse, sözünüzü daireyi güzelleştirelim ve kiraya verelim. Puanla Bizi uygulamasında da 5 yıldızlık bir yer olalım. Böylece herkes bizim dairemizi kiralamak ister. Ay çok heyecanlandım. Ama ya başarısız olursak? Tüm birikim boşa gider. O zaman çok sıkı çalışacağız. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Aile bağları. Remzi Bey, şu an ciddi bir toplantıdasınız. Lütfen hareketlerinize dikkat edin. Evet, aşağı bakmayın siz de. Pantolonumu giymeyi unutmuşum. Ne var? Şimdi de dairenin boyasını almaya gidelim. Alışveriş listesinin bitmesine az kaldı. Oo, bu süper Necati 72 değil mi? Necati Bey! Buyurun, ikramımız köfte ekmek. Nam nam, om om, nim nam, ham nam nam. Fena değilmiş. Puanla Bizi'den 5 yıldız verirseniz çok memnun olurum. İyi alışverişler. Necati Bey, meyve sularım çok taze. 5 yıldızınız karşılığında bu içecek bedava. Anlaşın, yaşasın. Neler oluyor böyle? Oo, süper Necati 72. Tuvaletimizi denemek ister misiniz? He? Bilmem. Tuvaletim henüz gelmedi. Ama bizim tuvaletimiz özeldir. Çift aşamalı sifon sistemi, özel oda kokularıyla tam otomatik kapıları sizi çok şaşırtacak. Üstelik 50 kuruş farkla. Tamam, dur söyleme, giriyorum. Bir 5 yıldızınızı alırım o zaman. Gelmişken ben de gireyim bari. Senin telefonunda Puanla Bizi uygulaması var mı? Hayır. Ha, o zaman kullanamazsınız. Kusura bakma. Oy, sifon bozuldu. Biz gidelim en iyisi. Sizin yıldızınız sağ olsun. İyi günler. Herkes iyice şaşırmış. O ne Remzi? Dairenin fotoğraflarını çekip öncesi sonrası yapacağım Kadriye. Otomatiğe aldım fotoğraf makinesini. Ay gözüm kapalı çıktı ayol. Ay çok hızlı çekiyor, bu poz veremiyorum. Aman ne güzel, şimdi de gözüm kamaştı. Oh, tüm işler bitti sonunda. Harika oldu daire. Evet, muhteşem döşedik değil mi Kadriye? Elimize sağlık. Remzi sen hiçbir şey yapmadın ki. Sabahtan beri uyuyorsun bir köşede. Olur mu Kadriye? Ben aslında uyumuyordum. Müşterilerin dairemiz için rezervasyon yapmasını bekliyordum. İşte galiba bir rezervasyon geldi. İçlik modellerinde %70 indirim. Reklammış. Bu sefer rezervasyon kesin.
Yine mesaj. Bir içlik reklamı daha. Nereden biliyorlar içliğe ihtiyacım olduğunu? Ayol bakmayacak mısın? Ya müşteri ise? İçlikçidir kesin. %95 indirim yaparlarsa alacağım. Bir tane daha geldi. Ben bakamayacağım. Sen bak oğlum. Müşteri ise söylersin. Ribbi rezernoy sav zunurav. Ne diyorsun oğlum? Ters tutuyormuşum. Bir rezervasyonunuz var. Yahoo! İlk müşterimiz. Daireyi kiralayan kişi Keçi Necmi. Yaşasın! Yuppi! Hadi şimdi çıkalım da ben anahtarı teslim edeyim. Umarım bize yüksek puan verir. Zevkten dört köşe oldum. Remzi, daireden çok memnun kaldım. İşte anahtarın. Sonunda uğraşıp yazamadığım şiirimi bitirdim. Dairen çok ilham verici. Bu harika. Puanla bizi uygulamasından yıldızları bekliyorum o zaman. 5 yıldız verdim bile. Bak bak, dün gece yazdığım şiiri dinle. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir inatla yaşayacaksın. Bir keçi gibi mesela. Nasıl ama? İyi de Necmi, bu şiir büyük üstad Nazım Hikmet'e ait. Ve şöyle. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Neyse, ben biraz daha çalışayım. Görüşürüz. Sana demiştim Necmi, inat ettin. İşte bu. Artık 5 yıldızlı bir işletmeyiz. Rezervasyonlar yağacak. İşte yeni müşteri rezervasyon yaptı. Haritada yakınlarda görünüyor. Necati Bey, ne olur bir şans daha verin. Olmaz. Kağıt kebabımın yanına kalem kebabı getirmediniz. Ama Necati Bey, kalem kebabı diye bir şey yok ki. Dolma kalem var da kebabı yok mu yani? Sana 0 yıldız veriyorum. Şimdi beni rahat bırak. Puanlamam gereken bir daire var. 0 yıldız olamaz. Müşterim gelmek üzere. Merhaba Remzi. Bir dakika Necati. Müşterim çok yaklaştı. Haritadan görebiliyorum. Bak bakayım müşterinin adı ne? Bakayım. Süper Necati 72. Ha? Necati, bu sen misin? Niye kiraladın bizim daireyi? Keçi Necmi 5 yıldız vermiş sana. Necmi'den yüksek puan almak kolay. Sana benim gibi zorlu bir müşteri lazım. Kolaysa benden 5 yıldız al. Necati, iyice saçmaladın sen de. İyi, al madem. Hadi geç geç. Ev sahibi kaba davranıyor. Yaz bunu. Bunu dikkate alacağım. Alo, Remzi. Alo, efendim Necati. Remzi, bu binada asansör yok. Ben 30 yıldır merdiven çıkmıyorum Remzi. Hemen bu binaya bir asansör getir, yoksa düşük puan veririm. Necati, daire zaten giriş katında. Benle uğraşma. Hadi bay bay. Beyefendi, beyefendi. Süper Necati 72 sanırım sizin dairenizi tutmuş. Evet, ne oldu? Sakın kötü puan vermesin size. Onun profili çok yüksek seviyede. Verdiği bir kötü puan tüm iyi puanlarınızı alıp götürür. Sonra hiç müşteri bulamazsınız. Yok canım, o kadar da değildir. İnanmıyorsanız bakın. 5 yıldızlı kebapçıma 0 yıldız verdi ve dükkanım batıyor. Gel vatandaş, gel. Batan kebapçının malları bunlar. Benden söylemesi. Necati, her ne istiyorsa yapmanız lazım. Yoksa tüm yatırımınız çöpe gider. Necati ne istiyorsa yapmam mı lazım? Mahvolduk. Size anlattığım gibi, bu gördüğünüz adamın her isteğine koşacağız. Baba, ikide bir de toplantı düzenlemeyi bırakır mısın artık? Hadi bir an önce gidelim o zaman. Ama asansörü nereden bulacağız ki? Asansöre gerek yok. Benim daha iyi bir fikrim var. Yukarı, aşağı. Bir daha yukarı, daha da yukarı. Şimdi aşağı. Biraz daha aşağı, şimdi yukarı. Yukarı, aşağı. Necati Bey, lütfen ama. Asansöründe bir canı var. Asansörde kaldım. Elektrikler mi gitti acaba? Neyse, benim asansörde 7 saat kalma rekorum var. Yeni bir rekor fena olmaz. Tamam. Çıkıyorum yukarı. Çık. Banyonuz hazır Necati Bey. Yuppi! Şimdi senden istediğim malzemeleri küvete dök. Nasıl yani? Dök dedim. Yoksa 0 yıldız veririm. Peki. Karıştır şimdi. Oluyor. Oba! İşte bu. Küvette slime yaptık. Videoyu beğenmeyi unutmayın.
hiç merkezi değil. Evi biraz merkeze ittirin. Nasıl yani? Şşt, kızım tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, ondan istiyorum. Yok bu da yetmez. Biraz da şundan. Her şeyi istiyorum. İşte bu da sonuncusu. Tüm isteklerini karşılayabildik mi? O da biraz karanlık gibi. Şakir koş oğlum, lamba getir. Hayır Şakir, lamba değil. Biraz daha heyecanlı bir şeyler. Mesela evet, fener balığı getir bana. Odayı aydınlatsın. Evde oyun oynayabilecekken düştüğüm hallere bak. Keşke Canan'ı dinleyip yardım evi yapsaydık. Ne olur 2 dakika gelsen, geri bırakırım seni buraya. Olmaz kardeşim, işim var diyorum. Daha deniz kabuğu toplayıp ev yapacağım. İnşaat işine girdim de. Hadi lütfen, uzun sürmeyecek. Aa, bırak peşimi. Çok çaresiziz. Yakalayamadım. Şakir ne yapıyorsun burada? Tüm dünyayı gezdim, balığı yakalayamadım. Necati abi bizi kötü puanlayacak. Dur bakayım, sakince anlat, anlamadım. Bir dakika. Ya biz Necati abiyi kötü puanlayabilseydik? Mirket abi sen kodlama biliyordun değil mi? Ayıpsın. Bir kere o kadar zeki bir yapay zeka kodladım ki üşenip hiçbir işimi yapmadım. Bu uygulama biraz daha farklı olacak. Şakir fener balığını getirmedi. Daireye 0 yıldız veriyorum. Çok üzgünüm Remzi. Oğlum sen ne yaptın? Hiç merak etmeyin. Puanla bizi uygulamasından sonra yeni bir uygulama daha çıktı. Mirket abinin yazdığı yeni uygulamanın adı... Puanla beni. Artık müşteriler de puanlanabilecek. Ve işte burada Necati abiye 0 yıldız vermek isteyen bir dolu insan var. Hı? Ne oluyor? Necati'ye 0 yıldız. Necati'ye 0 yıldız. Bir daha dükkanıma giremez. Bir daha dükkanıma giremez kardeşim. Al benden de 0 yıldız. 0 yıldız mı? Hepinize 0 yıldız vereceğim, görürsünüz. Şu pastacıdan başlıyorum. Orada dur bakalım. Puanla beni uygulamasına bakmadın mı? Senin müşteri puanın 0. Dükkanıma giremezsin. Hı? Olamaz. Hayır. Hayır olamaz. Peki burası? Buraya da giremezsin çünkü puanın 0. Hayır olamaz. Sana kasap da yasak. 0 puansın. Hı? Olamaz. Olamaz. Kimse beni almıyor. Aferin oğlum. Kurtulduk. Yaşasın. Şu daireyi de satıp kurtulalım en iyisi. Abi ben satarım senin daireyi. Gel vatandaş gel. Ev alma komşu al. Ev alma komşu al. Pek beceremeyecek gibi ama dur bakalım.